Bütün izleyenlerimizi saygıyla selamlıyorum. Kıymetli arkadaşlar, yerel seçimlerdeki siyasi kırılma AK Parti adına büyük bir hızla devam ediyor. İşin ilginç tarafı ise bu kırılmanın ya da seçimden sonra başlayan bölünmenin kamuoyunda bizlerin gördüğünden çok daha büyük bir şekilde olduğunu yine AK Partililerin basına yaptığı açıklamalarda satır aralarındaki detaylardan anlayabiliyoruz. AK Parti'yi bu kanalda daha önce de ele aldık, şu an ele alıyoruz ve gelecekte de ele almaya devam edeceğiz. Burası bir ekonomi kanalı, siyasetin ne işi var diye bazı arkadaşlarımız yorumlar yapıyor ama bu yorumlar son derece yanlış. Çünkü iktisadi alanı mutlaka politik ve sosyal alanda olan olaylar etkiler arkadaşlar. Eğer bir ekonomi yorumu yapıyorsanız, İster dolar TL ister borsa olsun o ülkeyi yöneten siyasi partinin ne yöne gittiğini çok yakından etüt etmeniz gerekir. Aksi takdirde bütün çıkarımlarınız yanlış olur arkadaşlar. Ve bu bağlamda Türkiye'nin son 17 yılına damgasını vurmuş siyasi bir organizasyonun da elbette ki nasıl bir yöne gideceği, ne olacağı hem ekonomi hem de siyaset açısından oldukça önemli olsa gerek. Kıymetli arkadaşlar, AK Parti'deki bu kavgayı, bölünmeyi daha iyi etüt etmek, anlamak için ve ne yöne evrildiğini görmek için ilk başta, ilk adımda yerel seçimlerde AK Parti'ye büyük hezimet yaratan unsurlar nelerdi? Bunları incelemek lazım. Elbette ki birçok unsur var ama bunların belli başlıcalarını bir hatırlamamızda fayda var. Çünkü analizi bunun üstüne kuracağız. Yerel seçimleri AK Parti'ye kaybettiren en önemli olay 2016 yılından beri takdir edeceğiniz gibi hızlı şekilde bozulan ekonomik şartlar oldu ki üreticileri derin bir krize sokarken geniş halk kitlelerinin de alım gücünü oldukça etkiledi ve bitirdi. AK Parti ise buna çözüm olarak özellikle Albayrak döneminde zirve yapan bu sorunları çözmek, kalıcı cevaplar getirmek yerine sadece oluşan o acıyı anlık olarak hafifletme yolunu seçti ki bu da işte değerli arkadaşlar ne yazık ki halk kitlelerinin AK Parti'ye olan güvenini bitiren en önemli unsur oldu. İkinci nokta dış politika ki burada da aklımıza Suriye geliyor. Tabii ki Suriye konusunda yapılan hata Türk toplumuna dönüp mülteci krizi olarak vurdu ve AK Parti'ye oy verenler dahil Türkiye'deki artan Suriye, Afgan, İran, Pakistanlı nüfusundan oldukça rahatsız oldular ve işin ilginç tarafı bir de bunun iktisadi yönü var ki bu göçmenler aynı zamanda Türk imalat sanayinde ve inşaatta ucuz iş gücü olarak kullanıldı ve Türk toplumu da ekmeğim çalınıyor hissiyatını haklı olarak duydu ve elbette buradaki bu ucuz iş gücü patronlara bir takım maliyet avantajları sağlarken halkın çok büyük tepkisini çekti ve tabii ki siyasi fatura da AK Parti'ye seçimlerde kesildi arkadaşlar. Ancak bu konuda Sayın Cumhurbaşkanı'nın geri adım atmadığını da görüyoruz ve aksine kendisini halkın hassasiyetlerini dile getiren milletvekillerine karşı bile mültecileri savunduğunu görüyoruz ki işte bu ısrarda AK Parti'nin çekirdek oy oranındaki erimeyi an itibariyle daha da artırmış durumda. Dördüncü nokta Sayın Cumhurbaşkanı'nın kutuplaştırarak safları bir arada tutma teorisinin iflas ettiğini gördük. Millet hem kavgadan hem de klasik işte başörtüsü zulmü ya da camileri ahıra çevirdiler gibi artık demode olmuş söylemlere çok fazla rağbet etmedi ve önemli olan nokta benim sorunlarımdır dedi ve bu sorunlar çözülmediği için de faturayı tabii ki AK Parti'ye kesti. Beşinci nokta olarak şunu belirtebiliriz ki Cumhurbaşkanlığı yönetim şekli yukarıdan aşağıya akış sistemiyle sadece dikte etti, emirleri iletti, gönderdi. Oysa eskiden milletvekilleri belediyelerle ve diğer unsurlarla aşağıdan yukarıya halkın sorunları bakanlara, eski sistemde başbakana ve cumhurbaşkanına rahatlıkla iletilirken şimdi bunun önü kesilmiş oldu. Ne yazık ki arkadaşlar AK Parti Cumhurbaşkanlığı sisteminin tartışılmasını bile bir tabu haline getirerek bu sistemin de aksayan yönlerinin düzeltilmesinin önünü tıkadı. Bu ısrar ise hali hazırda AK Parti'deki oy kaybını artıran gerekçelerden birisi oldu diyebiliriz. Altıncı ve son nedene baktığımızda da
Türk halkı arkadaşlar, AK Partili eski milletvekilleri olsun, belediye görevlileri olsun ya da partiyedeki üst düzey bürokratlar, önemli yöneticiler, bunların kendileri ya da eşlerinin bir takım kamu firmalarında yönetim kurulu üyesi yapılması ya da en azından daha düşük rütbede olanların belediyelerde bankamatik memuru haline gelmesinden oldukça sıkıntı duydu. Buna oldukça öfkelendi. Çünkü artan enflasyonun %40'larda gerçek manada olduğunu düşünürsek bir kesimin debdebe içinde yaşaması, diğer kesimde de işsizlik oranlarına baktığınızda genç işsizlikteki artış, hattı zatında iş bulmaktan umudunu kaybetmiş insanların milyonlar düzeyinde hissedilmesi, işte böyle bir AK Parti gerçeği karşısında insanları AK Parti'den uzaklaştırmış oldu. Ve önemli olan nokta şu arkadaşlar, AK Parti 2001 yılında kurulurken mazlum olup, bakın bu çok önemli Sayın Albayrak'ın dediği gibi, mazlum olup mazlumun yanında olma konsepti ile ters düşmeye başladı. Tabii ki buna istinaden de halk desteğini çekti. Listeyi tabii ki uzatmak mümkün değerli arkadaşlar. Lakin bu videoda altını çizmek istediğimiz husus ise çok farklı. Az önce belirttiğimiz başlıklardan dolayı rahatsız olan kurucu nitelikteki AK Partililerin partiden ayrılma durumunda olduğunu biliyoruz zaten. Bu uzun süredir konuşulan bir durum. İşte Davutoğlu, Gül ve Babacan bu hareketin başını çekecekler. Ancak ilginç olan şu ki biz AK Parti'deki ayrışmayı sadece işte bu ayrılan ekip ve karşısında Sayın Cumhurbaşkanı ve bir AK Parti ekibi olarak zannederken AK Parti dediğimiz organizasyon içinde de kafaların oldukça karışık olduğunu görüyoruz. Yani ayrışma tahmin edilen gibi 2 değil, belki 3, belki daha fazla olabilir. Ne demek istiyorum? Bunun için bir takım veriler var. Gelin o verilere beraber bakalım. Kıymetli arkadaşlar, Temmuz'un sonlarına doğru PR'a yaptırılan bir ankette bakanların tanınma durumları ve başarı durumları sorulmuştu. Burada çıkan sonuçlarda en başarılı bakan Süleyman Soylu ve en çok tanınan bakan da Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak olmuştu. Kabinedeki diğer bakanların ise ankette başarı sağlayamadığı basında yazılmış, çizilmişti. Şimdi buradan çıkan sonuç şu: AK Parti'nin tabanı kabinede, yönetimde değişiklik istiyor. Bu konuşulan bir durum arkadaşlar. Bunu Sağır Sultan bile duydu. Ancak Sayın Cumhurbaşkanı'nın buna dair henüz bir işaret vermemesi o zaman ortaya şu sonuçları çıkartıyor. Birincisi, isyan edenler, yani klasik Davutoğlu, Gül, Babacan ekibi ve ona destek verecek olanlar. İkincisi, Sayın Cumhurbaşkanı ve çevresinde kümelenmiş bir durum. Üçüncüsü de AK Parti içinde revizyon isteyen revizyonistler, ancak bunların ağırlıklı bir kısmı da yine Sayın Cumhurbaşkanı'na sadık bir kitle. Bu üç fikri ayrışmayı eski AK Parti milletvekili Mehmet Metiner ise geçtiğimiz günlerde basına verdiği bir beyanatta çok farklı bir boyuta taşıdı. Değerli arkadaşlarım, Mehmet Metiner ismini dediğim zaman bazı izleyenlerim tabii ki tepki gösterebilir. Elbette ben de biliyorum, Mehmet Metiner çok kuvvetli bir teorisyen değil. Ancak AK Parti'de bir zamanlar milletvekilliği yapmış, o koridorlarda gezmiş biri olması vasfı ile dediği birkaç noktayı burada size arz etmek isteyeceğim. Ki burada aslında işaret edilen nokta belki de az önce de arz ettiğim gibi, yani sadece Babacan ve AK Parti ikiye bölünmüş bir yapı değil. Bu yapının aslında çok daha parçalı bir konumda olduğunu aslında Metiner de dolaylı olarak itiraf etmiş oluyor. Şimdi mülakat verdiğinde gerçekten ilginç cümleler kullandı. Şunu söylüyor Sayın Metiner: birincisi, AK Parti bir dava partisidir diyor. Ancak Metiner burada açıklamayı yaparken davayı tam olarak tanımlamıyor. Eğer din eksenli bir devletin kurulması ve bu bağlamda cumhuriyet değerlerinin aşındırılması gibi bir dava varsa, ki böyle bir dava mı ya da başkası mı bilmiyoruz ama bir soru olarak, bir düşünce olarak bunu diyoruz ki, eğer böyle bir durum varsa bunu destekleyen Türkiye'de toplam nüfusun içindeki oran %1,5, maksimum %2. Dolayısıyla şimdi %1,5'luk %2'ye dayanarak bir siyasi partinin dava partisi
olması elbette ki olmaz. Sayın Metin Er'in bunu anlaması gerekirdi bence. Yani şu an AK Parti'ye çekirdek oy oranı içinde dahi oy verenlerin demokrasi ve cumhuriyetten vazgeçeceğini düşünmek son derece yanlış olur. Bu bağlamda AK Parti'ye de dava partisi demek ne derece doğru olur? Yani en azından şu davanın ne olduğu net bir şekilde tanımlanmalıydı. İkincisi, AK Parti'yi sadece bir parti olarak konumlandırıyorlar, reisi davanın önüne koyuyorlar diyerek benim bu hissiyatımı birazcık daha kuvvetlendirdi. Yani nedir AK Parti? AK Parti siyasi bir parti değil midir? AK Parti mevcut sistemi yıkmak için gelmiş bir Truva atı mıdır? Ben böyle olduğuna inanmıyorum. AK Parti'nin demokrasinin içinde çalışan siyasi bir parti olduğuna inanıyorum. İçindeki insanların da demokrasi ve cumhuriyete ekseriyetinin saygı duyduğunu hissediyorum. Buna da açıkçası inanmak istiyorum. Yani AK Parti'yi işte tam da bu zihniyet bitirecektir değerli arkadaşlar. Yani Metin Er eğer böyle düşünüyorsa hani dava falan derken. Çünkü halkın AK Parti'ye 2002 yılında oy vermesinin ana gerekçesini ıskalıyor bu arkadaşlar. Halkımız AK Parti'ye 2002 yılında daha çok demokrasi için, daha iyi bir ekonomi için, çünkü 2001 krizinde bıkmıştı. Sürekli yüksek enflasyon, sürekli yüksek işsizlikten bıkmış bir Türk halkı vardı karşımızda. Demokrasi ve ekonomide talepleri vardı ve en önemlisi AK Parti'nin Türkiye'yi Avrupa Birliği'ne sokma projesiyle geldiğini unutmamak lazım. Tabii burada diğer bir nokta da şu: Sayın Metin Er içimizdeki AKP'lilerin reisçilik tasavvuru ile AK Partililerin reisçilik tasavvuru farklıdır derken, bakın Babacan, Gül ve Davutoğlu'ndan başka bir de AK Parti'nin içinde AKP'lilerin, bir de AK Partililerin olduğunu söylüyor. Alın size AK Parti'de yeni bir fikri hissiyati bölünme. AKP'liler, ki bunlar partiyi siyasi bir yapı olarak görüyor, diğer tarafta da AK Partililer, bunlar partiyi bir dava olarak görüyor diyor Sayın Metin Er. Netice itibariyle sonunda şunu kabul ediyor Metin Er: bir zihniyet değişimine ihtiyaç var. Yenilenmiş bir AK Parti'ye değil, yeni bir AK Parti'ye acilen ihtiyaç var diyerek, her ne kadar AK Parti'nin üstüne oturmuş olduğu tabanın dağıldığını görmese de Sayın Metin Er, sosyolojinin değiştiğini o da hissediyor. Özetle değerli arkadaşlarım, AK Parti içinde 2 değil 3-4 görüş ve hissiyat kutbuna ayrışmış bir yapı var ki bunları tek potada eritmek ve tekrar 2023'te başarıya koşma görevi de Sayın Cumhurbaşkanı'na ait. Tabii ki bunları tek potada eritmek için Sayın Cumhurbaşkanı'nın siyasi harareti arttırmasını göreceğiz sonbaharda, kışa doğru ısı artacak. Daha sonra da bu yapıya şekil vermek için Sayın Cumhurbaşkanı bir çekiç gibi darbeyle sert sert vurmaya başlayacak. Ancak tabii her çekiç darbesinde, yani her vuruşta, her şekillendirme çabasında diyelim, o noktada da İktisadi ve siyasi yapımız çok sert bir şekilde sallanacak ve bu AK Parti içindeki bölünmüş yapıdan hem ekonomi hem siyaset bir şekilde nasibini alacak arkadaşlar. Beni izlediğiniz için tekrar teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum.